Hocanın esen bir de Abdülkerim Hoca için çok sakin dedi. Sakin. Yani Abdülkerim Hoca çok, çok sakin ama içeride odada sakin. Evet. Şimdi biz otururken çok sakin. Şuna bir şey söyleyeyim mi? Nuray Hanım. Tebrik ediyorum. Nuray Hanım. Güzel. Sevgili güzel kardeşim Nuraycığım. Bizi çok güzel analiz etmişsin. Tebrik ediyorum. Doğru. Hepsi doğru. Seni tebrik İki ediyorum. İki konuda kardeşim. Katılmıyorum. Bir. Benim zaten bir sempatik tarafım yoktu ki sempatimi kaybedeyim. Vardı eskiden vardı hocam ya. Ne eskiden vardı? Tombulken vardı. Ya tombulken şey ne derler? Tombalak çocuğun hani böyle yapmayı şey yanakları öpülen hesabı. İşte, evet. İki, bir yerden dolayı Nuray Hanım'ı kutluyorum. Aslında çok kutlanacak şeyi var. Gökmen Özdanak'tan enerji alamadım diyor ya. Şimdi bakın bir inanış vardır biliyorsunuz değil mi? Resim çekildiği vakit şeytan çıkmaz. Şimdi sen de enerji alamamışsın. Sen insan değilsin bir defa. Sen meleksin. Ya bu ne demek ya insan Şimdi bakın. Ben de baktım. Aslında var ya yıldızlar yengeç burcu değil. Aslında bu sene yıldızlar yükseleni aslan diğer akrebe girdi. Şimdi bana tek tek sorun. Bu ne olur diye net konuşacağım. Nuray Hanım gibi değil. Enerjilere bakacağım söyleyeceğim. Ha, söyle bana. Çabuk. Hocam. Ertem sor. Ersun Yanal gelecek mi? Hiçbir zaman Fenerbahçe'ye gelemeyecek. Hiçbir zaman? Hiçbir zaman. En azından yakın belediye. Sor. Fatih Terim bu sezon sonunda durumu ne olacak? Fatih Terim'in yükseleni de alçalanı da her şeye baktığım vakit Fatih Terim Galatasaray'a demir atmıştır. Bu sene kim şampiyon olur? Sen ne burcusun? Akrep. Sen Gökmen abi. Eğer insansan bir burcun olma. Benim burcum yok. Dedim ben ya. Ben insan değilim. Tamam meleksin. Bu sene kim şampiyon olur? Görün. Aslında Çin falında, Çin burç sisteminde bizim klasik burçlar yoktur. Mesela ben aslan burcu. Sinan'ım akrep. Akrep. Ertem sen? Yengeç. Sen? Başak. Başak. Aslında ben Çin burç sisteminde maymun burcuyum. Gökmen abi ne zaman doğdun? Tam ayını gününü söyle. Kaç doğmuşsun? Ayı, hangi ay? Hangi ay? Mayıs 27 Mayıs. 27 Mayıs. Çin'e göre sen ayı burcusun. Ayı burcu var mı ya? Ben Çin'de. Normal klasik burç sistemi. Beyefendi. Zaten annesi bilir. Şempanze mi senin maymun burcu? Şempanze mi? Bakın arkadaşlar şimdi bu işi lütfen sulandırmayın. Şimdi birazdan program bitecek. Ben Apo'yu, Ertem'i alacağım. Bizim Çengelköy'deki Cezeren Adam Kokoreççi'ne gideceğim. Burç hocam? He? Sevgili büyük avukat Cüneyt Çilingiroğlu hangi burç? Şey burcu bu şeye göre mi? Çin. Hocam sakın kötü bir şey söyleme. Cüneyt abi çok şekerli. Cüneyt Çilingiroğlu büyük avukat. Yapma Cüneyt abi. Büyük avukatın burcu. Çok sevimli çıktı. Pelikan. Vallahi pelikan burcu. Cüneyt. Ne abi bizdeki burç ne? Bana gününü ayını söylesin. Burcunu ben ne bileyim adamın. Hocam kim şampiyon olacak dedi Sinan abi. Cüneyt yazsın abi. Gökmen adını gününü Cüno. Kim şampiyon olacak? Cüneyt adını gününü yaz Cüneyt. Şampiyon da söylüyor. Dedi ya oğlum ayı burcu. Ben söylemiyorum. Ayı burcu. Çin ayı burcu o maymun. Çin burçlarına göre. O maymun burcu ben ayı burcu. Evet ayı burcu. Ama sen abi nasıl denk geldi sana ya? Senin lakabın da öyle değil mi? Tabii. Hem de ayı burcunun tam ortasında oturmuş. Hocam kim şampiyon olacak? Boz ayı burcu senin. Hocam lafı geçiştirme. Hocam kim şampiyon olacak? İstediğine bakıyorsun istediğine bakmıyorsun. Sinan abi geçiştirme seni. Hazır mısınız? Ben şampiyonu gördüm. Kim? Ben değil tabii. Çin falına bakıyoruz. Beşiktaş. Beşiktaş. Beşiktaş çıktı. Fenerbahçe kaçıncı olur? Küme düşer. Ağzın düşer, küme düşer. Ağzın tutulsun. 3. İkinci ligde şampiyon olur bak. Fenerbahçe küme düşer. 3 dedi Ahmet Çakar Fenerbahçe. Yeah. 4. yıldızı takar. Aslanlar gibi Galatasaray'la eşit duruma gelir. Sen de kına yakarsın. Ya Göçmen abi ya. Ya Göçmen abi ne diyorsun bırak abi ya? Yaksın, kına yaksın. Abi 2. lige düşer. SFF 1'e düşer diyor. Orada şampiyon olur diyor. Orada şampiyon. 20. oğlum. Yapma abi. Koskoca camia. Yapma ya. 4. yıldızı. Ay. Bak hadi de alacağım. Ay. Başka türlü alacağı yok. 4. yıldızı
başka türlü takamıyorlar. Ay, ne yapayım ya? Ya sen dördüncü günü yıldızı taktığımızda ölürsün zaten sinirden. Ali Koç. Ne oldu Koç? Ne? Çin burç sistemine göre Ali Koç bir dönemden sonra yandım anam deyip Fenerbahçe başkanlığına ayrılacak. Hocam Çin burcu çok saçma çıktı ya. Saçma maçma idare ediyor. Valla Çin burcu. Çin burcu neymiş Çin burcu ya? Çin. Ve arkadaşlar bir ayrılık görünüyor falda. Bu ayrılık nasıl desem bilmiyorum. Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor. Sanat camiasından mı? Hayır. Ayrılık derken bu dünyadan mı ayrılıyor? Hayır. Yoksa işinden mi? Bu dünyadan da olabilir, aramızdan da olabilir. Yani aramızdan ebediyete intikal de olabilir. Örneğin vefat gibi. E olur Allah'ın emri kimin? Veya öleceğiz. Grubu terk etme olabilir. Yakın çevremiz. Hocam Komeli'nin durumu ne olacak? Onu görüyor musun? Komeli. Komeli'nin durumu kolumu oturtacak abi. Yapacak bir şey. Komeli şu anda plan yapıyor. Uzak Akdeniz'de ufacık bir ada. Küçük bir yazlık ev. Etrafında hanımefendiler. Elinde tropik içkiler. Komeli yoluna çıkmış. Başka sormak istiyorum. Sitiyorum şu anda. Bak elimi tutsana. Hocam. Porto Galatasaray maçı ne olur? Eyvah. Aa ben baktım YouTube'a yayınlandı mı? Şimdi YouTube'a çekmişler ama koyar mısınız koymaz mısınız bilmiyorum. YouTube'da Derin Futbol'da hani montajlanıyor şu anda. Kabul ediyorum. İyi bir Müslüman olarak falın, malın, evet. Bu tür bu astroloji işlerinin ben fasarya olduğuna inanan bir insanım. Bravo. Lütfen bunu da fazla ciddiye almayın. Peşinen onu da söyleyeyim. Ama kahve falında bu göründü. Porto maçı. Şimdi bunu nasıl yorumlarsınız? 3 puan Galatasaray mı alıyor? Galatasaray 3 mü yiyor? Ama tek sayıda bitecek. 1, 3, 5, 7 gibi. Ne 7'si hocam? Ne 5'i hocam? Yok Galatasaray'da atabiliyor diyor ya. Galatasaray nasıl söylüyor. 7 tane atsın orada ya? Nasıl 7 tane de yemez? O zaman 7 de atabiliyor. Onu diyorum ben de zaten. Diyor ki 1, 3, 5, 7 tek rakamlar diyor. Belki 3 görüyorsa hocam 3 görüyorum diyor. Belki de Galatasaray 3 puan alacak ya da 3-0 yenecek. Eğer program bittiyse ki ben artık daha dayanacak gücüm kalmadı. Hayır hocam. Şu anda buz kesti. Buz kes. Barcelona'da hocam. Ertem. Buz kes. Futbolcu oğlum o. Buz kes futbolcu. Ben herkese soruyorum. Program karnım çok aç. Hocam tamam dur. Çengelköy'e bizim dur. Yediren anonu gidip kokoreç yiyecek miyiz? Gideceğiz hocam. Geliyor musun? Tamam. Emin ol. Sonuçları. Sen geliyor musun Ertem? Geleceğim bakacağım. Program sonrası ekibime göre hocam bakacağım. Sonuçlar. Bunu atıyorum mesela. Atma yeri hocam yapma. Yapma. Evet sonuçlar biraz önce Fenerbahçe Tırnava. Fenerbahçe Başakşehir maç sonuçlarını tahminlerini daha doğrusu yorumcularımız yazdı. Şöyle tersten alacağım hepsini. Abdülkerim Durmaz. Ha ilk benim yazıyorsun. Abdülkerim abi böyle bir zarfa koyul şekli var mı ya? Abdülkerim Durmaz. Sen kokuyu gönderdin mi? Ne abi Ramazan davulu bu sonuçları yazarken. Bu Ramazan davulu ne abi? Fenerbahçe 3, Tırnava 0, Fenerbahçe 2, Medipol, Başakşehir 1. Abdülkerim Durmaz'ın iki maçı da kazanacak skoru bu şekilde. Fenerbahçe 2 maçı da kazanacak diyor Abdülkerim Hoca. Kalıyor yani koku. Abdülkerim Hoca'ya göre ya koku da kalıyor. Niye Komolli de kalıyor. Ya, kazanır gene bir haftaya yenilir, gene de gider. Ben onu bilmem. Ben Fenerbahçe'nin her şeye rağmen futbolcuların gurur onur meselesi yapıp bu iki maçı kazanacağını düşünüyorum. Tabii var o söylediğim vasıflar varsa. Gökmen Özdenak. Gökmen abi. Fenerbahçe 2, Tırnava 0. Bak abi. Fenerbahçe 2, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazmış ya. Medipol Başakşehir. Öyle bir takım yok abi. Öyle bir takım İBB yok. Ya. İBB, İBB yok abi. Medipol Başakşehir. Ne diyorum sana? İsmi sen insan olmadığın için bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir dakika. Mehmet söyle oğlum. Sinan abi. Efendim Mehmet. Hocam yayındayız. Evet. Fenerbahçe Tırnava'yı 2-0 yeniyor. Fenerbahçe Medipol Başakşehir kulübünü 2-0 yeniyor. 2-0 2-0. Elvanlısın demiş 2-0 2-0 gitmiş. Gökmen abiye göre de Koku ve Komolli kalıyor. Sinan abi. Efendim hocam. Sinan Engin ikini gösterelim. Seninki belli zaten. 3 ihtimalli maç demişsin. Sinan Engin. Yeah.
Okuyayım mı Sinan abi? Ok. Fenerbahçe 1, Spartak Tırnava 0, Fenerbahçe 1, Medipol Başakşehir 2. Sinan abiye göre Fenerbahçe Tırnava'yı 1-0 yeniyor. Aslında Başakşehir'i 2-1 yeniliyor. Aslında Tırnava'yı da galip yazmak isterdim. Çünkü Fenerbahçelileri rahatlatmak adına, yani Fenerbahçe'deki kabusa son vermek adına Başakşehir muhtemelen Fenerbahçe'yi yenecek ve artık Ali Koç da kararını verecek. Öyle görüntü olsun istiyorum. Bu Fenerbahçelilerin dileği çünkü. Bu ekipten kurtulsun diye. Çünkü bu ekibi sevmedi Fenerbahçeliler. Sevmedi. Sinan abininkiler böyle ve Ahmet Çakar. Eyvah, eyvah. Efendi gibi aç. Efendi açsan astroloğun şeyini açıyoruz. Bak şu an titriyorum. Hocam. Karnım aç. Kokoreç yemem lazım. Hocam ne yapmışsın, yapıştırmışsın ya. Bizim memenin yerinde. Vallahi yapıştırmış. Tabii ya. Tabii yapıştıracağım. Kardeşim ben ciddi adamım. Bana zarfı niye vermişsin? Kapat diye vermiş. Ahmet Çakar. Bak üzerine yazmışım. Ne zarfı oldu? Ne yazmışım sonuçlar üzerine? Sonuçlar yazmışsın hocam. Ne kadar düzgün bir tadı. Ahmet Çakar çok sistemli. Zarfı da güzel koymuş. Tabii ben sistematik adamım. Buraya zaten da yazmış Ahmet Çakar. Sistematiktir. Evet. Hocam illa farklı bir şey yapacaksın. Nesi farklı? Kardeşim? İlla farklı bir şey olacak. Yani böyle hani. Gene mi hocam? İlla farklı bir şey olacak hocam. Nesi farklı? Yani olmayacak bir sonuç. Erdem okulda değiliz de anlayalım. Fenerbahçe 1, Tırnava 1. Fenerbahçe 1, Medipol Başakşehir 1. Niye çok güzel, kötü bir şey değil. İki maçta 1-1 bitiyor. Niye? Ahmet Çakar'a göre. Neyse bu anormallik bunda var bunda. Tuhaf geldi hocam. Neye tuhaf geldi yani? Hani bana diyorsun ya ikisi de ortadan gitsin diye böyle. Abi bu da çok iddialı benimki. Şimdi olay sen Fenerbahçe Tırnava maçını 1-1 ve Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçını 1-1 söyleyebilmek kolay değil. Benimkini görmek ister misin? Seninki belli zaten. Ben sana söyleyeyim mi? Adımı Ahmet Çakar olduğu gibi diyorum. Fenerbahçe Tırnava'ya en az handikap verdin. Handikap ne demek? Yani iki fark ve üstü. İki vermiştir, üç vermiştir, dört vermiştir. Tam nasıl biliyorum ben malımı? Fenerbahçe 3, Tırnava 0. Fenerbahçe, Medipol, Başakşehir'i nasıl verdiğini düşünüyorum. Ben de veririm 3-0. Oraya serin gel, buraya serin gel. 2-1 Fener galip veya 1-1 gibi bir sonuç vermişindir. Ver bakayım, eğer ben karakter analizi yapmışsam aç bakayım. Fenerbahçe 3, Tırnava 0 doğru, onu iyi bildin hocam. Fener 2-1 demişindir, Medipol, Başakşehir veya 1-1 demişindir. Yanılttın beni. Fenerbahçe 1, Medipol Başakşehir 2. Tamam 2-1'i vermiş. Ben de Sinan abi gibi düşündüm. Evet. 2-1 Başakşehir kazanır diye. Fenerbahçe evet bu kabustan kurtulsun diye. Şimdi Fenerbahçe yürekten başarılar bu arada. Fenerbahçeli futbolcu kardeşlerim görüyorsunuz değil mi? Hem kendinizi hem kulübünüzü ne duruma getirdiğinizi görüyorsunuz değil mi? Sizin ayrınıza mağlubiyet yazıyor millet. Ben de diyorum ki Fenerbahçe temin. Hem iki maçı kazanacak diyorum. Tırnava'yı yeneceğiz. 3-0, 2-0, 3-0. Tırnava. Başakşehir'de yeneceğiz. 2-1 diyorum. Bunu yapmak için ne tekniğe, ne taktiğe ihtiyacınız var? Sadece gururla, onurla oynayın. Tabii bu iki haslet sizde varsa. Abacığım, bir de biraz İngilizce konuş. Futbolcuların hepsi yabancı. İngilizce konuş. Türk arkadaşları var, takım kaptanları anlatır. Eğer bir parça sizde Fenerbahçelilik gururu, Fenerbahçelilik onuru varsa ben anlayanlara söylüyorum. Anlamıyorlar. Sizde bir parça Fenerbahçelilik gururu, onuru varsa bu iki maçı kazanırsınız. Benim de bu söyleyeyim. Bu iki haslet varsa gurur ve onur. Dünya futbolunda bütün gençler kendi ülkesi dışında takımlarda Real Madrid, Manchester, Barcelona gibi top takımları tutarlar değil mi? Çocukluğumdan beri iki takım var. Krasnodar ve Tırnava takımları benim kalbimdir. Ya hocam yapma. Ben de burada. Biliyor musun? Tabii. Krasnodarlıdır. Ben ne dedim hemen? Krasnodar'ı biliyorum da Tırnava nereden çıktı hocam? Slovakya'nın. Şimdi mütevazi o Slovakya'nın. Benim çünkü Slovakya'da çok önemli. Benim hayatımdaki ilk A milli maçım Kösice şehrindedir. A Kösice. Slovakya'dadır. Tırnava buradadır benim. Tevez. Yani bakın Fenerbahçe Tırnava'ya insan... bir hocam Türk hakemler olarak... insan mıdır? Kim? Hakemler insan mıdır? Hiçbirinin cenaze namazı kılınmaz. Hakemler, anaların bir başı var. Sen de dahil. Tabii ben dahil tabii. Tepe hakemler, isminin Türkiye'de tanınmış hakemler. Yaşlısı, genci, eskisi, yenisi. Tepedekiler. Hiçbirinin cenaze namazı kılınmadığı gibi analar böylesine tuhaf çocuklar doğurmamıştır.
Şimdi maçı. Felipe Melo hocam bir saniye. Yeni şimdi bir olsun ya. Hocam bir saniye. Ne Melo'su? Felipe Melo. Ne verdiniz? Dur. Kapat kardeşim. Hayır hayır. Vallahi senin gibi düşünüyorum. Senin gibi düşünüyorum. Bırak ya bırak Allah aşkına. Senin gibi düşünüyorum. Felipe Melo dünkü 3-0'lık yenilgi sonrasında bakın var ya Felipe Melo. Ne paylaştı? Gökmenoz'dan an gençleşmiş hali işte. Bunlar böyle. Hayır. İki tane Gökmenoz'dan an insan hali. Bir görelim Felipe Melo'yu. İki tane Fener düşmanı. Ekorize Spor yenilgisi sonrasında biraz da herhalde Abdülkerim Durmaz'a bir gönderme yapıyor. Kardeşim bir dakika bir dakika. Bu köpek biladere şeyi söylemiyor musunuz? Bir Brezilya'ya buradan Akhisar köftesi göndermediniz mi? 3 porsiyon Akhisar köftesi göndermediniz mi bu köpek kardeşim? Köpek de benim de. Köpek taklidi yapan insana diyelim. O var ya aklını fikrini bunlar hep böyledir. Bak biri de 70 yaşına gelmiş burada. Hala Fenerbahçe kompleksi. 3 takımları gitti Fenerbahçe. Ya, bir şey söyleyeceğim ama gerçekten bu ne alaka şimdi? Yani bu ne alaka? Alakasız bir adam işte. Ne alaka yani? Bunlar iş bitmiş. Türkiye'de iş bitmiş. Bunlar bak bunlar UEFA kupası değil. Bak söylüyorum bu Gökhan abi gibiler. Niye bunu koyuyorsunuz abi? Gibiler var ya. Dünya kupası. Bak UEFA kupası değil. Dünya kupası kazansalar. Yine Fenerbahçe'yi söyleyecek. Ya sen bunu niye koyuyorsun kardeşim? Kompleksi adam bunlar. Sen bunu niye misafir ediyorsun? Kompleksi adamlar. Bunu buraya niye koyuyorsun kardeşim? Bu çocuğu tır kardeşine söyle. İşi gücü bu iş. Podolski. Gene gece gece. Podolski hocam. Hocam dur dur hocam. Ya. Önemli bir şey var. Podolski. Senin gibi. Podolski. Senin gibi arızalı Fenerler Fenerbahçe'den beni soğutamaz. Siz arızalı Fenerlilersiniz. Sen de büyük arızalı. Arızalı Fenerlilersiniz siz. Sen de büyük arızalı mı var? Arızalı Fenerlisiniz. Fenerbahçe'den bahsediyor. Afacığım, bir 30 dakika. Yıl önce böyle Afacığım. Oldu. Aziz şöyle dedi. Hala Fenerbahçe'ye Afacığım, yapıyorsun. Gökmen abiye bir soru soruyorum. Gökmen abiye gecenin sorusunu. Ertem Akhisar köftesi de koy. Bir dakika. Şunu Akhisar köftesi ya. Koy. Ya dur Gökmen abiye can alıcı bir soru soruyorum. Sor. Gökmen abi. Canımı alma ne olur. Yok. Yok. Gökmen önemli abi. Önemli bir soru diyor. Çok önemli. Zor soru. Cevap veremez buna. Tamam. Veremez. Vermeyeceğim. Gökmen abi. Koku ve kovaliliğine devam ya. Etsin mi? Sinirimi bozma benim. Devam etsin mi gitsin mi? Etsin. Devam etsinler. Niye? Neden? Ne demek niye? Fenerbahçe başarılı olamıyorlar abi. Biz bu arada arkadaş, bunlar bir arkadaşlar bir yerlere gitmediler mi? Hala gittiler. Podolski Japonya'da, Melo Brezilya'da. Sen şimdi Alex gitti değil mi? Futbolu bıraktı. Hiç Galatasaray'ın aleyhinde bir yok, şey paylaşıyor. Yok hayır mu? Alex. Mesela Alex'in Akhisar köftesiyle ilgili bir gönderimi yok, oluyor mu? Yani, olmuyor. Neden? Kalite var insanlarda. Siz, kalitesiz herif bunlar. Voleye maçlı. Gitmişler voley hala akılları Fenerbahçe kompleksi. Sizin voley resmi sayfanızın var. Normal insan zaten normal insan Melo'nun bak normal Fenerbahçeli insan Melo'nun dediklerinden yaptıklarından en ufak bir şey çıkarmaz ama size senin gibi arızalı Fenerliler takip etmiyorsun. Arızalı Fenerliler her zaman bu var ya bu alıngan davranışlar. Fenerbahçe'yle kalkayan bir şey bu adam. Ne bu? İşte birisi bu. Neyse söylemeyeyim şimdi. Bunun işi gücü Fenerbahçe. Bir insan. Futbolcuken antipatik. Galatasaray'da antipatik. Ne çok sevimli çocuk ya. Abi sevimli. Bak bunu var ya. Ben bunu mesela Suriye sınırında falan görür yakalasam. Jandarma olsam beyefendi IŞİD'den alırım içeri. Ne çok sevimli çocuk ya. Bu mu sevimli? Bu sen ne diyorsun ya? Bu mu sevimli? Çok seviyorsun bunu. Biliyorsun değil mi? İnanın suratında. Beşiktaşlara da bir şey yaşlı. Bak bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika dur. Sevgili seyirciler. Melo bir dakika bir dakika dur. Önemli bir şey var. Melo futbolun arızası. Sen de yorumcuların arızasın. Aynı. Aynı ikiniz aynısınız. Sevgili seyirciler, yorumcu programın sonunda bir taraftan önemli bir duyuruda bulunmak zorunda. Önemli bir durum. Başka bir taraftar sosyal sorumluluk projesi var sevgili seyirciler. Taraftar sosyal sorumluluk projesi. Ultra Aslan, Çarşı, Genç Fenerbahçeliler, Konya Sporu, Malatya'sı, Bursa'sı hepsi bu projenin içinde. Sivas taraftarı hepsi. Sivas Spor taraftarı hepsi bu projenin içinde. Bütün taraftarları da bu projenin içine dahil etmek istiyoruz. Bizden de rica ettiler. Gerçekten de önemli. Bir ekrana getirelim arkadaşlar. Bu projede adım adım ilerleme kararını Ultra Aslan, Çarşı, Genç Fenerbahçeliler, Trabzon Spor taraftar grupları, Eskişehir Nefer, Sivas Spor, Sivas SK ve büyük kulüp taraftarlarımıza birlikte aldık diyorlar. Her takım ayrı ayrı derslerinde başarılı, maddi yetersizliği olan 10 öğrenciyi kendi stadında her hafta misafir edecek. Bir daha söylüyorum. Her takım ayrı ayrı derslerinde başarılı, maddi yetersizliği olan 10 öğrenciyi kendi stadında her hafta misafir edecek. Yakın bir zamanda TEOK'ta 120 soruda 119 soruya cevap vererek Türkiye ikincisi olan Küçük Habib'in videosu da
yukarıda bahsi geçen tüm takım taraftar sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaşılarak insanım ben de varım sloganıyla tüm iş insanları, sanatçılar, futbolcular, üniversiteliler ve STK'lar vesaire seslenecekler. Bu hareketin sloganı da gönülden gönüle, nesilden nesile kardeşlik hareketi olarak adlandırılıp bu öğrencilerimizin ilerleyen zamanda maddi anlamda bir yerlere geldiklerinde aidiyet duygusuyla arkadan gelen nesile yönlenmeleri teşvik edilecektir. Tüm taraftar grupları ve hepimizin değer verdiği şahsınıza ve program arkadaşlarınıza bu konuyu duyarlılık gösterdiğiniz için teşekkürlerimizi borç biliyoruz diyorlar. Kim? Ultra Aslan, Çarşı, Genç Fenerbahçeliler, Trabzonspor taraftar grupları, Eskişehir Nefer, Sivas SK ve büyük kulüp taraftarlarımızla birlikte aldık diyorlar. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Neden mi en büyük biziz diyorlar. Bakın gerçekten de çok önemli. Tribünde son yıllarda tamam dışarıda küçük küçük olaylar oluyor ama bu büyük bir sosyal sorumluluk projesi. Bütün tribünleri kutluyoruz. Hepsini kutluyoruz. Yürekten tebrik ediyoruz. Hepsi bir çatı altında toplansınlar. Evet. Biraz önce sevgili Yücel kardeşimi gördüm. Fenerbahçe tribününün çok önemli ismi. Babasını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Allah mekanı cennet eylesin. Allah sevgili Yücel kardeşime de buradan başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun. Evet. Ben de son olarak Fenerbahçeli kardeşlerime sesleniyorum. Fenerbahçemizin resmi hesabı açılmıştır Vole'de. Vole'de Fenerbahçemizin resmi sayfası açılmıştır. Lütfen kulübümüzü takibe alalım. Çünkü kulübümüz kim antrenör olursa olsun biz antrenöre bakmayız. Biz Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçemizi takibe alın. Bu Vole'de Beşiktaş'ın da resmi hesabı var. Biz gerçi yeni açtık. Şu Beşiktaş'ı geçelim. Hepiniz vole indirin. Fenerbahçe'yi takip alın. Haydi Fenerliler. Haydi Cimbom. Haydi Beşiktaşlar. Haydi Cimbom. Koçum benim. Aslanlarım benim. Aslanlar gibi hadi indirin. Onur, bir çocuğun futbol günlüğü sana bir afiş attım. Bizim sevgili Demir Tellioğlu'nun ikinci sayısı çıktı. Büyük Fenerbahçeli, küçük kardeşim benim, yeğenim benim. Tamam. Demir Tellioğlu. Evet, bir çocuğun futbol günlüğü diye. Çok güzel ikinci sayısı kendisi yapıyor. Bu güzel kardeşim benim. Demircim, buradan da seni gözlerinden öpüyorum. Bir de Londra'ya Alp'e selam söylüyorum. Geçmiş olsun Alp. Gözlerinden öpüyorum seni. Kendine iyi bak. Tolga'ya da selam. Ertemciğim, Devrim Zengin'in de arkadaşları var Beylikdüzü'nden. Coşkun Güneş, Barış Kocaoğlu, İsmail Karasakal, Cem Sakızlı, Tayfun Sakız, Erdal Özbek Beylikdüzü'nden. Ve selamlar. Sevgili dostum. Devrim'in arkadaşları da benim arkadaşım. Büşah Gencer'e buradan sevgiler, selamlar sevgili Büşah Gencer. Büşah Gencer. Evet, Büşah Gencer'e bugün Instagram'da bir şey yaptık. Hadi her zaman seni çok seviyor sevgili Büşah Gencer. Seni öpüyoruz. Sen Türk spor basınının önemli ismisin her bizim için. Kalbimizdesin, seni çok seviyoruz. Bir de buradan İzmir'e Baho'ya selamlar. Baho, öpüyorum seni Baho. Evet, Büşah Gencer Türk televizyonlarının, Türk basınının çok önemli bir ismi. Çok önemli bir gazeteci. Ben de üzerinde çok büyük emekleri olan Star televizyonda yıllarca müdürlüğümü de yaptı. Ellerinden öpüyorum. Çok beni büyük bir televizyoncu. Beni basına aldıran da aynen öyle. Çok önemli bir gazeteci ve çok önemli bir televizyoncu Büşah Gencer. Sevgili selamlarımı iletiyorum. Buradan çok çok selamlar, sevgiler. Evet. Sevgili seyirciler, taraftar sosyal sorumluluk projesine tekrar tekrar sizleri beklediğimizi belirtelim. Oğuzhan Yıldız, hep belirtiyorum, yurt dışında çok büyük önemli yerlerde olan önemli futbolcuların fitness hocası, fitness antrenörü, önemli sporcuların Men's Fitness dergisinde kapak oldu. Oğuzhan Yıldız, sevgili Onur Yıldız'ın da kardeşi. Buradan Bursa'ya sevgili Oğuzhan'a selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Men Fitness'ta Oğuzhan Yıldız bir kardeşimiz, çok önemli bir kardeşimiz. Kendisinin Instagram hesabı da var. Trainer Oğuzhan, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Çok çok önemli yerlerde kendisi. Yarışmalarda da yer alıyor. Benim de ayrıyeten hocamdır kendisi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok çok önemli bir sporcu. İyi bir aile babası ve önemli bir sporcudur. Kendisine çok teşekkürler. Çok da örnek bir insandır. Bütün Bursa'nın, Türkiye'nin sahip çıkması gereken bir kardeşimiz. Men's Fitness dergisi çok önemli bir seçim yapmış. Oğuzhan, kutluyorum seni. Yasin de buraya gelmeden önce, Yasin kardeşim, Yasin de Yasin abi büyük kaleci Türkiye'nin. Sevgili selamlarını gönder. Sevgili Yasin abicim. Yasin Özcan abi. Aynen Yasin öyle. Abicim. Yasin'cim. Bana sevgiler, selamlar. Türkiye'nin en büyük kalecisidir. Çok Yasin gelmiş Özcan geçmiş abi. Çok önemli bir kaleci. Yasin Özcan. Bu arada sevgili Salih Keçeci abimize de buradan, Salih Keçeci abime de sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Çok önemli. Türkiye'nin bir numaralı magazincisi. Kendisi çok önemli. Sevgiler, selamlar. Ertemcim. Diyelim artık, gidelim evet, hocam. Ertemciğim, Mahmut Küçükçelik diye bir kardeşim var. Beşiktaşlı, Norveç'te oturuyor. Fakat beni o kadar seviyormuş ki
evimin bahçesine diyor, abi diyor, yemin ediyorum diyor, heykeltıraş arkadaşım var diyor. Küçük heykelini yaptıracağım senin diyor. Peki. Herkese iyi geceler diliyoruz. Unuttuğumuz bir şey yok. Hepinizi çok seviyoruz. Cumartesi akşamı saatler 23'ü gösterdiğinde yine Sinan Engin'le karşınızda olacağız. Pazar pazartesi Türkiye'nin efsane kadrosuyla karşınızdayız sevgili seyirciler. Hepinize selamlar, saygılar.